arkadaşlar. Geçen videomuzda 10. sınıflarla milli edebiyat döneminde roman konusunu işlemiştik, yazarlarından bahsetmiştik. Şimdi de şöyle bir boşluk doldurmalar şeklinde konuyu pekiştirelim istiyorum. Evet, şimdi boşluk doldurmalarımıza geçebiliriz. Ömer Seyfettin ve arkadaşları 1911 yılında Selanik'te nokta nokta dergisi etrafında toplanarak milli edebiyatın temelini atmışlardır diyor sorumuzda. Evet, hatırlıyoruz hemen. Genç Kalemler dergisi olacaktı. Genç Kalemler dergisinde milliyetçilik akımından, Türkçülükten bahsederek Genç Kalemler dergisini Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem hazırlamışlardı arkadaşlar. İkincisi, milli edebiyatçılar ulusal kaynaklara yönelmiş, ilhamlarını nokta nokta edebiyatından almışlardır. Biliyoruz ki biz artık milli edebiyat döneminde kendi özümüze doğru döndüğümüz için halk edebiyatından esinlenmişlerdir, halk edebiyatından almışlardır diyoruz buraya da. Edebiyatımızda ilk defa bu dönemde İstanbul dışına çıkılmış eserlerde konu olarak işlenmiştir. Hemen hatırlayalım. Diğerlerinde İstanbulken artık milli edebiyat döneminde biz Anadolu'yu konu olarak alıyoruz. Anadolu halkını konu olarak alıyoruz arkadaşlar. Milli edebiyatçılar konuşma dilinde nokta nokta Türkçesini örnek almıştır. Evet, İstanbul Türkçesini değil mi? Milli edebiyatın öncülerinden olan Ali Canip Yöntem'in Geçtiğim Yol adlı şiiri vardır diyoruz. Hemen şuraya bir Ali Canip yazalım. Evet, 6.'ya geldik. Milli edebiyatın kurulmasında ve gelişmesinde önemli rol oynayan Ziya Gökalp, Türkçülük düşüncesini işlemleştirmiştir. Bu sanatçımız Türkçülüğün Esasları adlı eseriyle tanınır. Bunu da unutmuyoruz. Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak adlı Ziya Gökalp'in eserleri var arkadaşlar. Sanat hayatına Fecri Atit'e başlayıp milli edebiyatta devam eden, evet, Yakup Kadri Karaosmanoğlu diyoruz buraya da. Yakup Kadri romanlarında kuşaklar arası çatışmaları, halk aydın çelişkisini, toplumsal kurumlardaki yozlaşmayı işlemiştir. Ankara Panorama, Hep O Şarkı bazı romanlarıdır şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet, Yakup Kadri diyoruz. Siyaset adamı olan Fuat Köprülü, Mehmet Fuat Köprülü arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Türk edebiyatını ve Türk tarihini bilimsel yöntemlerle inceleyen ilk yazarımızdır. Türk edebiyat tarihi, Türk saz şairleri antolojisi gibi eserleri vardır. Fuat Köprülü'yü unutmuyoruz. Türk tarihini bilimsel yöntemlerle incelemiştir arkadaşlar. Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı'nın konu edildiği ilk roman, bunu diğer videomuzda söylemiştik. Ateşten Gömlek. Evet, unutmuyoruz. Ateşten Gömlek'te savaş sırasında hasta bakıcılık yapan Ayşe'yi içten içe seven Peyami ve Binbaşı İhsan'ın aşkları anlatılmaktadır. Evet, diğer boşluk doldurmamız. Yazar nokta nokta romanında 2. Abdülhamit dönemi ve imparatorluk başkenti İstanbul'un romanda adını veren sokağında yaşayan insanların öyküsünü, Rabia, Peregrini, Kız Seyfik gibi kahramanların kişiliğini anlatmaktadır diyor. Hemen hatırlıyoruz. Sinekli Bakkal'da karşımıza çıkıyordu arkadaşlar Kız Seyfik karakteri değil mi? Evet, yarı. Duygusal, sosyal içerikli konuları ve Anadolu insanının gerçeğini yalın bir şekilde anlatan Nokta Noktanın Damga, Yeşil Gibi Gece, Acımak gibi romanları vardır. Kimdi? Reşat Nuri Güntekin diyoruz arkadaşlar. Evet. Yeşil Gece, Acımak, Çalı Kuşu unutmuyoruz bu eserlerini. Milli edebiyatın etkisinde olan nokta nokta Atatürk'ü yakından tanıtan anılarıyla ün kazanmıştır. Sanatçımızın Zeytin Dağı, Çankaya adlı eserleri vardır. Falih Rıfkı Atay arkadaşlar. Evet, anı tarzında eserleriyle karşımıza çıkıyor. Bunu da unutmuyoruz. Yakup Kadri Nokta Nokta adlı romanında Mütareke dönemi İstanbul'un bozukluk ve çöküntülerini anlatmıştır. Yakup Kadri Sodom ve Gomorre unutmuyoruz adlı romanda İstanbul'daki ahlaki çöküntülerden bahsediyor arkadaşlar. Evet.
Vuran Kahpeye, Yaban, Ateşten Gömlek adlı eserler nokta nokta savaşı döneminin havasını yansıtan üç romanımızdır. O dönemde ne vardı arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı yılları vardı ki yazarlar eserlerinde o dönemi yaşadıkları için o dönemden esinlenerek yazmışlardı eserlerini. 15. Genç kalemler nokta nokta anlayışı konusunda fecaati şairlerinden pek ayrılmadılar. Aruz'un yerine heceyi getirmeleri sadece biçim yönünden bir değişiklik oldu. Şiir noktasında arkadaşlar şiir anlayışı konusunda bir değişiklik oldu diyoruz. Refik Halit'in Yezid'in Kızı, İstanbul'un İç Yüzü, Sürgün, Nilgün adlı eserleri nokta nokta türündedir diyor. Roman türündedir arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Ömer Seyfettin ve Arkadaşları adlı Türkçenin sadeleştirmesi ile ilgili görüşlerini dile getirmişlerdir. Neydi makalemizin ismi? Yeni Lisan. Artık Türkçe kelimelerin kullanmaya başlanması gerektiğini vurgulamışlardı. Milli Edebiyat döneminde yazı dili konuşma diline yakınlaşmıştı. Artık Türkçe, Arapça ve Farsça kelimeler yerine Türkçe karşılıkları yerine Türkçe konuşulmaya başlamıştı. Milli edebiyatçılar roman ve öyküde nokta nokta akımının etkisinde kalmışlardı. Biz biliyoruz ki bu dönemde realizm akımının etkisi karşımıza çıkıyor gerçekçi bir şekilde. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.